Evet, kaydediliyor. Şimdi efendim Süreyya Su hanımefendinin bu Hurafeler ve Mitler kitabı. Bununla ilgili güzel bir web sitesi de var. Ona da daha sonra bakarız. Şimdilik konuya dönelim. Sevdeye diye bir atıf var. Ömer Hayyam'ın bir dörtlüğünü eklemiş. Bir elde kadeh, bir elde Kur'an. Bir helaldir işimiz, bir haram. Şu yarım yamalak dünyada ne tam kafiriz, ne tam Müslüman. Ya da Müslüman da diyorlar eskiler. Neyse. İçindekiler efendim, birinci bölümde kuramsal ve kavramsal temeller var. İslam'ın kategorizasyonu ve çatışma dinamikleri var. Popüler İslam ve tasavvuf, evrenselleşme ve yerelleşme vesaire. Türk Müslümanlığında senkretizm, farklı bir Osmanlı kimliği, Rumi life demiş. Türk Müslümanlığı ve konunun kendisi sayfa 49'da senkretizmin girişi Alevi Bektaşi senkretizmi. İkinci bölümde antropoloji, tarih yazımı ve senkretizm var. Bu belgeyi WhatsApp grubumuzdan paylaşacağım. Türk yazım tarihinde antisenkretist söylem, milli kimliğin inşası, antropoloji ve Türk tarih tezi, hurafe olarak senkretizm meselesi, sonra Orta Asya'nın İslamlaşması, ardından Anadolu'nun 5. bölümde Anadolu heterodoks İslam ve senkretizm, babalar, Türkmen şeyhleri, Baba İlyas, Bacı Bektaş, Sarı Saltık, Barak Baba, Geyikli Baba, 13. 14. yüzyıllarda İslamlaşmada heterodoks şeyh ve dervişlerin rolü, 13. 14. yüzyıllarda Anadolu şehri hayatının senkretik öğeleri. Şimdi konu hakikaten mühim, okunması gereken bir iş, bir eser. Benim giriş kısmı, kültür kavramı sosyal bilimlerin batıdaki yakın tarihinin eşliğinde esas olarak bir tarihsellik sorunsalı içinde anlaşılması gereken bir kavramdır. Ve bunun yanında bir tür indirgemecilikle malul birçok tanımlanış biçimi ve birçok yaklaşım tarafından farklı algılanışı ile sosyal bilimler literatüründe kavramsal bir atıf çerçevesi olarak sorunlu bir yerde durmaktadır. Kavramın tarihine bakıldığında 18. yüzyıldan beslenen fakat 19. yüzyılda berraklaşan bir kırılma hemen göze çarpmaktadır. Bu kırılma tarihselci kültür anlayışı ile yapısal işlevselci kültür anlayışı arasındadır. Tarihselci kültür anlayışı 18. yüzyılda felsefi temelleri Alman idealizmi tarafından atılan romantik milliyetçilikten kaynaklanır. Bakınız bu önemli bir Alman idealizmi tarafından atılan romantik milliyetçilik. Bu işte belalarını gördük tarihte ve maalesef ki hala da görülüyor. Bu arada YouTube canlı yayınla paylaşmak istiyorum. Onu da alayım ve bizim gruplara da atalım. Artı Twitter'ımızda da duyurmuş olalım. Eyvallah efendim. Okunacak çok şey var. Üzerinde çalışılması gereken gerçekten çok 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 konu var. Yani cahilden öğrenmemek lazım bu işleri. Kitabından okumak lazım. Eyvallah. Şimdi dönelim tekrar efendim metne. Burada kültür kavramı alabildiğine içsel ve özgül bir anlayışa dayanak olması bakımından farkı esas almaktadır. Kültür özdeşliğine yönelen bu düşünce tarzı ister istemez tarihsel bakmayı gerektirmiştir. Bu zorunluluk milliyetçi söylemleri tarihsel olanla sıkı bir bağ kurmaya yöneltmiştir. Alman romantizminde ulus, Tanrı'nın bir takım özel vasıflarla donattığı insanın en doğal bölünmesinin adı olarak tanımlanmaktadır. Alman romantizminde ulus, Tanrı'nın bir takım özel vasıflarla donattığı insanın en doğal bölünmesinin adı olarak tanımlanmaktadır. Çok ilginç değil mi? Buna göre insan ait olduğu ulusun ayırt edici özelliklerini saf ve bütünlüklü bir biçimde yansıtmakla da yükümlüdür. Bundan dolayı uluslar birbirinden yalıtılmış bütünlükler olarak var olmalıdır. Herhangi bir kültürel ilişkiye açık olan uluslar çürümeye mahkumdur. Bu anlayış çerçevesinde tarih de her derin ifadesiyle kendine özgü ve tekrar etmeyen olaylar alanıdır. Ve tarihe şekil veren en verimli şey onun genelliği değil, bireyselliğidir. O halde bu tarihsel alanda yapılabilecek tek şey, her tek özgül bütünü yani ulusu, kendi tekliği, özgürlüğü ve benzemezliği içinde değerlendirmektir. Özlem 1984-22 demiş.
Bu nedenle ulusal tarih yaklaşımı ister istemez tekil ve özgücü bir yaklaşımı benimsemiştir. Bu yaklaşıma göre kültür de çevrilemez, aktarılamaz ve bu nedenle biricik, benzersiz bir ortak değerler dünyası olarak tasarlanmıştır. Biricik ve benzersiz. Ne kötü. Nasıl çevrilemez, nasıl aktarılamaz? Yani bu nasıl hastalıklı bir bakış açısıdır? Bu da ayrı bir bela. Neyse, şunu da işaretleyelim, vurgulayalım. Efendim, kültür kavramı ve onun türevi olan ulus kavramı böyle kurulduğu zaman, kendi ulus devletini kurma ve veya koruma gayretinde olan bütün milliyetçilikler, kendi kültürlerinin ve dolayısıyla uluslarının sürekli mücadele halinde olunan beşeri tablo içinde bir aktör olarak yer almayı hak ettiğini ispat peşine düşmüşlerdir. Ulusa ait olan, değişmeden gelen ve içinde tarihselliği barındıran kültürü taşıyanın kozmopolitik etkilerle bozulmamış olduğu varsayılan kırsal dünya olduğu düşünülmüştür. Buna karşın kent dünyası ise ulusal olmayanı ve kozmopolit olanı barındıran yüksek kültüre ait bir alan olarak düşünülmüştür. Bu sahikle halk olarak köylü merkezi alınarak öncelikle etnolojiye, eyvallah, pardon, biraz hızlı ileri aldık herhalde. Şunu bir tekrar bulalım. Sahikle. Efendim, bu sahikle halk olarak köylü merkez alınarak öncelikle etnolojiyi, folklor, filoloji ve tarih çalışmaları başta olmak üzere beşeri bilimler önem kazanarak ulusun kökenleri ve farklılıklarını kavramaya yönelmiştir. Tarihselci kültür anlayışını halktan hareketle onun ereksel hali olan ulus olma durumuna bitiştirdiği kültür kavramı 19. yüzyıldan itibaren bütün geç uluslaşma hareketlerinin milliyetçi tasarımlarının pardon milliyetçi tasarımlarında merkezi bir rol oynamıştır. Bu da Aydın 2002. Efendim, Türkiye'deki milli kültür anlayışı da köylü halkı merkeze alarak ulusun kökenleri ve farklılıklarını kavramaya yönelmiş. Varoluş ve beka sorunu bakımından esas olarak melez ve kozmopolit unsurlar hedef alınarak farklı olandan kendini ayrıştırma tutumu geliştirmiştir. Bu tutuma en iyi örneklerden biri Türk milliyetçiliğinin mimarlarından Ziya Gökalp'in düşüncelerinde bulunabilir. O içerdiği tüm kozmopolit unsurlarla Osmanlı medeniyetini kastederek zihnin fazla inkişafı ferdi seciyeyi bozduğu gibi medeniyetin fazla bir inkişafı da milli harsı bozar. Milli harsı bozulmuş milletlere dejenere milletler namı verilir demiştir. Efendim, bu tutum Türk tarih yazımında antisenkretist söyleme temel teşkil etmiştir. Biz de çalışmamızın ikinci bölümünde Türkiye'de milli kimliğin inşası için araçsallaştırılan tarih yazımında şekillenen antisenkretist söylemin bir analizine gireceğiz. Milli kimliğin inşası bir tür gelenek yaratma çabasıyla ve halkın uluslaştırılmasıyla ve buna uygun söylencelerin yazılmasıyla tecelli etmektedir. Buna bağlı olarak benzersiz kültür tasarımı özünde bir değişmezlik veya süreklilik vurgusu da taşımaktadır. Nitekim Türk milli kimliği inşa edilirken Türk melez ve kozmopolit unsurlardan arınmak için Osmanlı mirasını unutturacak saf ve homojen unsurları temsil eden Orta Asya kültürünü öne çıkaran bir tarih veya gelenek icat edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti kendisini Orta Asya Türk tarihinden devraldığı devlet geleneğinin bir devamı olarak görüyordu. Doğaldır ki bu tarih yazının motive eden ideoloji her türlü kültürel alışımı ve senkretizmi yatsıyacaktır. Ancak Orta Asya Türk geleneğinin Anadolu Türk geleneğiyle irtibatlandırılması ve sürekliliğin vurgulanması koşuluyla Türk halk Müslümanlığı şamanizm etkileri taşıması bakımından senkretizme konu edilmiştir. Şimdi girişin tamamını okumak istemiyorum. Esere aldığınızda devam edebilirsiniz. Şu paragrafı bitiriyorum. Bunun haricinde Türk Müslümanlığında her türlü dışsal etki Sünni İslam'a referansla hurafe olarak adlandırılarak olumsuzlanmıştır. Bakın, bu önemli bir cümle. Türk Müslümanlığında her türlü dışsal etki Sünni İslam'a referansla hurafe olarak adlandırılarak olumsuzlanmıştır. Devam edelim. Girişi geçelim. Ama bunu okunması gerekiyor tabii ki. Burada dipnotlar da var önemli olarak. Modern ilahiyattan bir örnek var. Mesela bakınız, Şinas Gündüz 1998. İslam kavramıyla bir arada ifade ettiğimiz kimliğimizde İslami olanla İslami olmayanın
İslami açıdan otantik olanla apokrif olanın veya İslami olanla geleneksel olanın ayırt edilmesi, özgün İslami kimliğin belirlenmesi açısından hayati önem taşır. Ayrıca aktüel bir örnek olarak bakınız, Yusuf Kaplan'ın 2002, çağımızda senkretizm yani yeni şekiller alarak, yeni paganizm biçimlerini meşrulaştırarak insanlığın en büyük belalarından biri haline gelmek üzeredir. Bu da bizim Yusuf Kaplan Hoca'nın uyarısı. Bugün senkretizm, küreselleşme ve şunu bir kapatalım. Pardon. Bugün senkretizm, küreselleşme ve diasporik kimlik oluşumları bağlamında sosyal bilimler gündemine yeniden gelen bir kavram olmuştur. Sosyal bilimler gündemine yeniden gelen bir kavram. Daha öncesinde dinler tarihiyle sınırlı bir alanda kullanılmaktaydı. Bugün ise senkretizm özellikle dinler tarihi, sosyal antropoloji ve kültürel çalışmalara başta olmak üzere farklı disiplinler içerisinde yer alan bir kavramdır. Evet. Devam edelim. Şimdi Ahmet Yesevi ile ilgili bir paragraf var burada. Onun başına bir bakalım. Orta Asya'da yerleşip gelişen tasavvufun karakteristik özellikleri Ahmet Yesevi'de toplanır. Karakteristik özellikleri Yesevi'de. Bu bakımdan Ahmet Yesevi ve Yesevilik tarikatını tanımak, Türk Müslümanlığını anlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Fuat Köprülü, İslam Ansiklopedisi'ne yazdığı Yesevi maddesinde 1979 baskısı 212. sayfa Ahmet Yesevi'yi Horasan melametiliğinin ve Şii akımların etkisinde kalmış serbest düşünceli mutasavvıf olarak tanıtmıştır. Serbest düşünceli. Taşkent, Seyhun ve Doğu Türkistan civarında görülen Yesevilik de Horasan, Azerbaycan ve İran bölgesindeki Türkler arasında yaygınlaşmış ve muhtemelen, o zaman İran yok tabii, Acem diyarı, muhtemelen Moğol istilası ile 13. yüzyılda Anadolu topraklarına girmiştir. Ahmet Yaşar Ocak'ta 2005 baskılı eserinde İslam'ı yeni yeni kabul ederken bir yandan da İslam öncesi inançlarını yaşamaya devam eden göçebe Türk toplumlarında kitabi İslam'ın değil bu kuralları çok da önemsemeyip cezbenin ön plana çıkartıldığı ve öğretinin kabul görmesine daha doğru olduğunu söyleyerek Ahmet Yesevi öğretisinin temelini şöyle belirler. Fazla ileri alıyor. Melameti kalenderi sufiliğin boyasına bürünmüş bir İslam yorumunun temel özellikleriyle İslam öncesi Budist, Şamanist, Manihest kültürünün ilginç bir karışımını yansıtıyordu. Ocak'ın atfettiği melameti kalenderi vasıf Yesevi'nin daha sonraki yüzyıllarda farklı adlar alsa da heterodoks karakterini hep koruması ve böylece bağdaşmacı bir tavırla senkretizme temel olması bakımından önemlidir. Bakınız, senkretizmin temeli diyor. Heterodoks karakter. Bu önemli. Ve hem korumacı hem de bağdaşmacı, anlaşmacı. Korumacı ve bağdaşmacı bir tavır. Horasan melamilinin esas alarak 10. yüzyıldan itibaren Horasan ve Mavera-ı-Nehir çevresinde varlık gösteren kalenderilik Şeyh Cemalettin-i Savi ile bir teşkilata kavuşmuş. Suriye, İran, Hindistan, yani bakın İran hatalı hep burada vurguluyoruz ama bunu neyse Acem diyarı. O tarihte olmayan bir devlet ismi bu. İran yeni. Şunu da işaretleyelim. Şeyh Cemalettin-i Sahabi araştırmak isteyenler için. Orta Asya'da yayılarak geniş sahada etkili olmuştur. Melametilik ve kalenderiliğin birlikte anılması ilk defa Horasan'da görülen melametiliğin o sıralarda bu bölgede bulunan Hindistan'dan gelmiş dervişlerin düşüncelerinden mülhem olduğunu bize düşündürmektedir. Hindistan etkisi hakikaten orada hala kurban diye söyledikleri Adıyaman'da da çok söylenen kelimeler hala orada baba öyle hakeza. O tabirler de oralardan geldiği aşikar gözüküyor. Efendim yazıcının 1968 baskılı eseri kalenderilik Anadolu topraklarında aralarında küçük farklılık olan ama temelde aynı düşünceleri savunan tarikatlar halinde haydarilik ve vefailik gibi uzun süre varlığını sürdürecektir. Haydarilik ve vefailik.
Bunlara da ileride tasavvuf ve tarikat konularını okurken işleyeceğiz. Şimdi Türklerin İslam'a geçmesine benzer bir süreç Anadolu'nun İslamlaşmasında da yaşandı. Dördüncü bölümde Malazgirt'te Türklüğün başkalığa açılma sürecinde bir moment olarak okumaya girişerek Anadolu'nun İslamlaşmasına senkretik motivasyona zemin teşkil eden toplumsal yapı üzerinde duracağız. Senkretik motivasyona zemin teşkil eden toplumsal yapı önemli. Devam edelim, bu kısmı geçelim. Kendiniz de okursunuz elbette, arzu ederseniz. DDV İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi yetkileri ve diğer çalışanlarına teşekkür etmiş. Ne güzel. Kurumsal ve kavramsal temeller. Şimdi buralar önemli. Efendim, İslam'ın kategorizasyonu ve çatışma dinamikleri. İslam'da teori ile pratik arasındaki ilişki her zaman bir gerilim hattı oluşturur. Bütün Müslümanlar için İslam, mükemmel ve evrensel bir din ve Kur'an mutlak hakikatin sözü olarak kabul görürken, yine de evrensel olarak kabul edilebilir tek bir İslamiyet fikri, Müslüman toplum tanımı yoktur. İslamiyet fikrinin bir versiyonu, medrese öğretilerinde bulunabileceği gibi, bir başkası mutasavvıflar tarafından ifade edilmiş olabilir veya daha pragmatik bir versiyonu devlet tarafından ortaya konabilir. Dolayısıyla gerçek İslamiyet fikrinin ortaya konması bir yorumdan diğerine değişiklik gösterir. İslamiyet'in bu müphemliği, bakınız önemli değil mi? Müphem. İşte bu tartışılması gereken konulardan ki tartışılıyor ama yeterince yayılmıyor. Kendiliğinden bir ve tek İslam anlayışını ortadan kaldırarak çok çeşitli İslam yaşantılarının yani Kur'an ve sünnet çerçevesinde formüle edilen bir gerçek İslam'ın çok değişik ifade biçimlerinin olabileceği anlayışına kapı açar. Açıyor da zaten. Açıkça bu yaklaşım İslam'da çokluk, çeşitlilik ve farklılığa vurgu yaparken zaman ve mekandaki farklı yaşam biçimlerinin dinsel olanı belirlediği, kısaca dinin hayattan çıktığı Atay'ın 2004 baskılı eseri anlayışına zemin teşkil eden dinin hayattan çıktığı anlayışı. Bunu bir metni okumak lazım. Öte yandan bu yaklaşım seçkinci olup olmamasına bakmaksızın İslam tüm ifade biçimlerine eşit derecede meşruluk ve geçerlilik kazandırır. Bu ilginç. Tüm ifade biçimlerine eşit derecede meşruluk ve geçerlilik. Bu ilginç bir iddia. Mümkün mü acaba? Her İslam toplumunda dinsel yazılı kaynaklar denetleyenlerin oluşturduğu bir yüksek İslam ile genellikle şifahi geleneği takip eden çevre ve halk kesimini oluşturduğu popüler İslam ayrımından söz edebiliriz. Yüksek İslam esas olarak medrese ve camilerde oluşturulurken, yüksek İslam medrese ve camilerde, mescitte yani mabette, okulda ve mabette, tapınakta oluşturulurken yüksek İslam esas olarak medresede rahle-i tedrisle yani eğitimle, okulla ve uygulamayla, mabetle, ibadetle oluşturulurken popüler İslam bir takım yerleşik mitler ve kültlerle dini unsurları bağdaştıran mutasavvıflar ya da gizemli aracılar tarafından oluşturulur. Dolayısıyla yüksek İslam ve popüler İslam ayrımı. Dolayısıyla yüksek İslam ve popüler İslam ayrımı kentsel seçkinlerin resmi eğitime dayalı gelenekleriyle çevre halkın çoğunlukla heterodoks ve genellikle şifahi eğitime dayalı gelenekleri arasında farklılığı belirmektedir. Ayrıca yüksek İslam ve popüler İslam ayrımı Müslüman toplumun dikey farklılaşmasını işaret ederken Müslüman toplumun birbirini tamamlayan iki yönüne karşılık gelmektedir. Gelner'e göre İslam'ın gerçekten en önemli özelliği ulemanın yüksek İslam'ı ile halkın İslam'ı arasındaki iç bölünmedir. Bu ikisi arasındaki çizgi siyasal bir merkezden etkinlikle yönetilen bir ülkeyle yerel kabileler ve önderlerinin denetimdeki bir ülke arasındaki sınıra benzer. Daha ötesi Gelner'e göre, 1994 baskısı 25. sayfada, Gelner'e göre bu farklılaşma iki din arasındaki ayrım gibidir. Büyük bir iddia. İki ayrı din gibi. Yüksek İslam'ı izleyenler kentli ulemadır. Genellikle ticari burjuvazi arasından devşirilmişlerdir. Sıklıkla ticaret ve bilgeliği bir arada yürütürler. Bu enteresan bir vurgu. Sıklıkla. Kentli orta sınıfın doğal tercih ve değerlerini yansıtırlar. Kentli orta sınıfın doğal tercih ve değerlerini. Bu değerler
düzen, kurallara uyma, sabır ve öğrenimi içerir. Bakınız bu değerlerin dört önemli kısmı. Önce sistem, düzen, sonra kurallara uyma, hukuk, sonra sabır, sebat yani, töre yani, sonra da öğrenim yani yine eğitime devam. Hukuka tabi olarak. O histeri ve coşkusal aşırılıklara, dinin ses ve görüntüsüyle aşırı desteklenmesine tepkiyi de birlikte getiren değerlerdir. Kontrol yani, otokontrol. Bunlar yüksek İslam, İslam'ın katı doğasını özellikle vurgular. Bunlar, bu yüksek İslam, İslam'ın katı tek tanrıcı ve şeriata dayalı doğasını özellikle vurgular. Tanrı ile insan arasında aracılık işlevi görmeye çalışan savların yasaklanmasına özen gösterir. Bakın, Tanrı ile insan arasında aracılık göstermeye çalışan savların, zanların, iddiaların, dayatmaların yasaklanmasına özen gösterir. Bu önemli. Genellikle arınmacılık veya ana kaynağı sıkı sıkıya bağlılık eğilimini benimser. Arınmacılık ve ana kaynağı sıkı sıkı bağlı olmak eğilimi. Oysa popüler İslam farklıdır, çok farklıdır. Popüler İslam'a bağlı bir kişi okuma yazma bilmesi durumunda bunu bilgi için değil, büyü amacıyla kullanır. Çok ilginç değil mi? Bilgiyi kullanmıyor. Bakın okuma yazma biliyor ama bilgiyi kullanmıyor. Popüler İslam öğretiden çok büyüyü, yasalardan çok dini coşkuyu vurgular. Çok ilginç değil mi? Nasıl belalı, nasıl lanetli bir şeydir bu. Bakalım bir WhatsApp grubuna. Eyvallah. Efendim devam edelim. Devam edelim. Eyvallah. Şimdi çok acı bir tespit bu. Popüler İslam öğretiden çok, yani hakikatten, gerçekten çok kolay olanı, pardon sesi kıstım bu ara, pardon. Yani popüler olan kültür, işte popülist kültür dediğimiz lanet de bu. Daha çok büyüyü, yasalardan çok dini coşkuyu vurgular. Kırsal kesimler için yazının büyüsel amaçlar bakımından bir işlevi vardır. Aracılardan kaçınmak bir yana, popüler İslam gerçekte aracılara dayalı olarak kurumsallaşmıştır. Bakınız, aracılardan kaçmak yok popüler İslam'da. Aracılara dayalı olarak, yani şeyhlerle, mürşitlerle, pirlerle, cemaat liderleriyle, önderleriyle, sözüm ona imamlarla. Popüler İslam'ın en belirleyici kurumu da veli kültürüdür, Allah dostu kültürüdür. Veliler çoğu zaman yaşayan kişiler değil, artık yaşamayan kişilerdir. Bu inanç biçimi genellikle tekke, zaviye ve uhuvvet kurumları diye bilinen velilik ya da şeyhlik dergahlarında göze çarpmaktadır. Uhuvvet kurumları. Yüksek İslam ve popüler İslam diye betimlenen bu iki dinsel pratik biçiminin toplumsal yapıda özgül yerleri vardır. Veli kültü, özellikle kabile yaşamını özgü veya göçebe yaşam biçimini sürdüğü kırsal bölgelerde egemendir. Oradan kalmadır. Kırsal bölgelerde. Bakın, kabile yaşamı, göçebe yaşam biçimi ve kırsal bölgelerde egemen. Neredeyse anarşik bir durumun egemen olduğu kırsal koşullarda önemli işlevleri yerine getirmektedir. En önemlilerinden biri, okuma yazması olmayan inananların, inandığı dinin kutsal metinlerde açıklanan ilkelerini simgesel dille bu insanlara aktarılmasını sağlamaktadır. Bu da Genler'in notu 94. Görüyor musunuz nasıl okuyor insanlar? Nasıl isabetli okumalar yapıyorlar? Efendim, popüler İslam, kırsal kültürün karakteristik özellikleriyle yakın bir ilişkinin varlığını sergiler. Popüler İslam, kırsal kültürün karakteristik özellikleriyle yakın bir ilişkinin varlığını sergiler. Ne acı değil mi? Oysa şehir sünnettir. Örneğin birçok kırsal kültürde doğanın devri daimine ve hayvan ile bitkilerin yaşam çevrimlerine göre belirlenen farklı bir zaman anlayışını görmekteyiz. Devri daim. Devri daim olsun. Hemen söyleniyor değil mi? Hayvan ve bitkilerin yaşam çevrimlerine göre belirlenen farklı bir zaman anlayışını görmekteyiz. Söz gelimi. Onlar ibadetlerini ekim ve hasat zamanlarıyla uyumlu, uyum içerisinde düzene koymaktadırlar. Ekim ve hasat. O kadar önemli zamanlar ki bunlar. Kültür için de önemli. Buradaki metaforik düşünceyi de geliştirmek lazım. Bunun üzerine tefekkür edilmeli. Aynı şekilde kutsal mekanlarını özel bir ağacın altı, bakın kutsal mekan yine doğada, ağacın altı veya bir nehir kenarı gibi
arazi ve iklim şartlarına uygun olarak inşa etmektedirler. Su kenarları ve gidip gelmesinin kolay olduğu yerler. Toplanmanın kolay olduğu yerler. Durkheimci ifadeyle bu insanlar topluma zamansal ve mekansal işaret taşları sağlayacak bir din biçimine gereksinirler. Bakınız, bu insanlar topluma zamansal ve mekansal işaret taşları sağlayacak bir din biçimine gereksinirler. Zamansal ve mekansal işaret taşları, yine önemli bir vurgu. Bu işaret taşları alt grupların ve mevsimlik etkinliklerinin sınırlarını, yaşamın örüntülerini saptayan kutsal gün ayinlerini ve ayin merkezlerinin belirlemeleridir. Bakın neleri belirleyecek? Bu işaret taşları alt grupların ve mevsimlik etkinliklerin sınırlarını belirleyecek bunlar. Yaşamın örüntülerini saptayan, önce bunları bir şunu işaretleyelim önce, vurgulayalım. Yaşamın örüntülerini saptayan kutsal gün ayinlerini ve ayin merkezlerini belirlemeli. Yine Durkheim'in 2005'teki notu, sayfa 183'te. Hemen her halk inanışında zamanın ortak bir özelliği vardır. O da döngüsel olmasıdır. Ve dört mevsim. Bu döngüsel zaman kavrayışı mineralden insana kadar bir yelpaze içinde kutsal bir akrabalık ilişkisi varsaymakta, başkasıyla etik bir ilişkiye imkan vermektedir. Bu da Çamuroğlu'nun 2000 baskılı kitabından 74. sayfa. Efendim, işlevci bir yaklaşımla sosyal ilişkiler açısından din, toplumun birliğini ve dayanışmasını kolaylaştıran bir unsurdur. Yine Durkheim'in inananların düzenli bir sosyal organizasyonu belirtmek için söylediği gibi, insanlar kiliseye ihtiyaç duyarlar, yani mabede. Durkheim'in dediği, ihtiyaç duyarlar. Bu gerekçe insanları müşterek bir mabette ibadet etmelerinin en önemli nedenlerinden birini oluşturur. Kırsal kültürde ayrıca doğum, evlilik ve ölüm gibi. Köylü, ibadeti verili bir biçimde öncekilerden devralır ve ibadete dair, bakınız bunu bir daha okuyorum, kırsal kültürde ayrıca doğum, evlilik ve ölüm gibi. Köylü, ibadeti verili bir biçimde öncekilerden devralır. Bu önemli, verili bir biçimde. Atadan babadan öğrenmek yani. Bununla ilgili Kur'an'daki vurguları da hatırlayınız. Ve ibadete dair fiillerin açıklanmasını da kendi özel inanışına göre tasdik eder. Fiil açıklamalarında kendi özel inanışına göre tasdik eder. Hep önemli atıflar. Köylünün dini merasimi özel olarak inanç üzerine olmaktan çok amel üzerine yoğunlaşır. Bakınız burada inanç değil, amel, eylem, gösteriş. Amel üzerine. Dolayısıyla popüler İslam için merkezi öğe ibadettir, mabettir. Tekkedir, dergahtır, cemevidir ve camidir. Oysa yüksek İslam açısından dinin merkezi öğesi nastır. Mesajdır, kitaptır. Bazı araştırmacılar, o yüzden kitaptan öğren diyoruz ya, bazı araştırmacıların popüler İslam'ın düşünceye dayalı olmadığı görüşünü destekleyen de bu çıkarsamadır. Gerçekten birçok insan için din düşünülenden çok ibadet gibi yaşanan bir şeydir. Popüler İslam için esas olarak kuralların düzenleyici nitelikleri ve emir yasaklar seti önemlidir. Bu bakımdan doğa üstüne inanma ve ibadet ve ayinlerin kurallarına bağlılık anlamında popüler İslam daha naiftir. Daha yumuşaktır, daha yaşanabilirdir. Çeken kısmı da budur. Ve kolay olduğu için. Doğasını özellikle vurgular. Bunu bir tekrar bakalım son cümleye. Daha naiftir. Sayfa 28. Burada bir satır mı düştü acaba? Küçük harfle başlamış. Doğasını özellikle vurgular. Tanrı ile insan arasında aracılık işlevi görmeye çalışan saldırın yasaklanmasına özer ne demiş anlayamadım. Neyse burada bir yazım hatası var. Özen gösterir. Tamam. R'ler, İ'ler, noktalar, N'ler birleşiyor maalesef PDF'e çevirirken. Tanrı ile İslam arasında aracılık işlevi görmeye çalışan savların yasaklanmasına özen gösterir. Genellikle arınmacılık ve ana kaynağı sıkı sıkıya bağlılık eğilimini benimser. Oysa popüler İslam çok farklıdır. Popüler İslam'a bağlı bir kişi okuma yazma bilmesi durumunda bunu bilgi için değil, büyü amacıyla kullanır. Bunu okumadık mı? Popüler İslam öğretten çok büyü yasaklar. Sana çok din coşkuyu vurdular. Evet, bunu okumuştuk. Devam edelim. Evet, burada okuduk. Şimdi bu bakımdan doğa üstüne inanma ve ibadet
vesaire. Şu son cümleyi bir okuyalım. Bu bakımdan doğa üstüne inanma ve ibadet ve ayinlerin kurallarına bağlılık anlamında popüler İslam daha naiftir. İslam ve tasavvuf popüler manada. Kırsal kültürün halk inancı ile evrensel olma iddiasındaki dünya dinleri arasında bir ayrıma gitme düşüncesi Alman din sosyoloğu Gustav Mönching'e aittir. Bunu önemli, bunun altını çizelim araştırmak isteyenler için. Efendim neydi? Kırsal kültürün halk inancı ile evrensel olma iddiasındaki yani cihan şumul, alem şumul olma iddiasındaki dünya dinleri arasında bir ayrıma gitme düşüncesi Alman din sosyoloğu Gustav'a ait. Mönching, evrensel dinlerin kitlelerin eğilimleriyle bazı hususlarda uygunluk göstermediğini ve bu kitle eğilimlerinin sonuçta o insanların yüksek dini anlayıp kavramalarını ve tatbik etmelerini önlediğini ve ondan ayrı yönde bir halk dini ve inancının doğmasına neden olduğunu belirtir. Burada evrensel dinin farklılaşması söz konusudur. Evrensel dinlerin kitlelere uymamasının başlıca nedeni eski din ve inanç biçimlerini kitleler üzerine sağlam bir kalıcı etki bırakmış olmalarıdır. Çok ilginç değil mi? Evrensel dinlerin kitlelere uymamasının başlıca nedeni, bu da Akpınar'ın 1999 baskılı eserinin 37. sayfasından bir alıntı. Bakınız, burada evrensel dinin farklılaşması söz konusu neden uymuyor kitlelere? Başlıca nedeni eski din ve inanç biçimlerinin kitleler üzerinde hala sağlam bir etki bırakmış olması ve kalıcı olması bu etkinin, sürüyor olması. Yenisine ihtiyaç duymuyor. Yani direniyor. Bu arada şeyi de hatırlayınız. Metin Babaroğlu'nun Anadolu Aydınlanma Vakfı'nda üstadın sözü, cehalet bilinçli direniştir sözünü hatırlayınız. Şimdi kitlelerin bu eskiye bağlılık eğiliminin sonucunda onların yeni bir dine geçmiş, yeni bir evrensel dini kabul etmiş olsalar da eski dinlerindeki birçok inanç ve adeti yüzyıllar sonra bile devam ettirdiklerini görürüz. Halk inancında ve özellikle tarikatlarda Türklerin daha Orta Asya'da yaşarken bağlı oldukları bir takım din ve inançları ve bunlardan kalan adet ve uygulamaları bugüne kadar sürdürdükleri bir takım tarihsel, sosyolojik ve antropolojik araştırma sonucunda tespit edilmiştir. Halk dininde yerel kültür ve adetler korunurken evrensel dinlerde karmaşık bir teoloji ve o teolojiye dayanan bir ahlak sistemi ve teolojiyi, ahlakı ve ibadet usullerini savunan, koruyan, yorumlayan bir mesleki din adamları sınıfı yer almaktadır. Gel gelelim evrensel dinler getirmiş oldukları inancı bir halk versiyonuna da sahip olmak isterler. Dolayısıyla çoğu evrensel din içlerinde getirdiği inancın yerel adetler, inançlar ve mitlerle karışık bir halk versiyonuna bir de resmi versiyonuna sahiptir. Bu önemli. Gel gelelim evrensel dinler getirmiş oldukları inancın bir halk versiyonuna da sahip olmak isterler ve var zaten bu. Bakınız Fuat Köprülü'nün 1970 baskılı İslam Sufi tarikatlarında Türk-Moğol şamanlığının tesiri. Yine Abdülkadir İnan'ın 1987'de Müslüman Türklerde şamanizmin kalıntıları ve yine Üstad Hilmi Ziya Ülke'nin 2003'te Anadolu'nun dini sosyal tarihi isimli eserleri bu şey açısından önemli. Bunlar da inşallah dediğim gibi kütüphanemizde var çok şükür bu eserler. Dikkatli okunması gereken bilgiler var içinde. Neden peki? Çünkü evrensel dinler bütün insanlara hitap eden ve çevresinde mümkün olduğu kadar geniş insan topluluklarını almaya çalışan dinler. Çok geniş ve birbirinden çok farklı coğrafi yerlere yayılmış olan ve uzunca bir süredir nüfuslarını devam ettiren evrensel dinleri tüm yani küresel olmuş artık semavi dinlerin tüm diğer toplumsal kurumlar gibi farklı yer ve zaman içinde bir takım değişikliklere uğraması kaçınılmaz bir sosyal zorunluluktur. Modern Türk tarihçiliğinin kurucusu da diyebileceğimiz Fuat Köprülü, İlk Mutasavvıflar adlı kitabında bu değişimin İslam'ın daha ilk yüzyıllarında gerçekleştiğini işaret eder. Bakınız bu da çok önemli bir eserdir. İlk Mutasavvıflar Fuat Köprülü Hoca'nın. İslamiyet daha Hicri 2. yüzyılından itibaren eski ayine göre farklar gösteriyordu. Filhakika dünyanın muhtelif mahallelerinde yüzyıllardan beri kendi harsları ve ananeleriyle yaşayan, yani töresiyle çeşitli milletler, İslamiyet dairesine gelince en esaslı noktalarda bile birçok farklar meydana gelmesi zaruriydi. Köprülü'nün 1969 baskılı eserinin 109. sayfası.
Evrensel bir din, ilahi bir din olan İslam'ın kitabı olarak tanımladığı şekliyle halk arasında teorik ve pratik yönden yaşanan şekli arasındaki bu söz konusu farklar birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir. Yine bir Alman din sosyoloğu olan Hans-Joachim Kissling konuyla ilgili birçok araştırma yapmış ve tarikatları popüler İslam'ın örgütlenmiş biçimi olarak tanımlayarak halk inancına ilişkin geleneklerin koruyucu işlevleri üzerinde durmuştur. Görüyor musunuz? Alman din adamlarının ne kadar yoğun çalışmaları var. Daha yüzlerce yıldır süren çalışmalar bunlar. Efendim, Kissling'e göre fetihlerle yayılan bir din, yerli halkın dinini, inanç geleneğini kökten söküp atamaz. Kolonizasyona daha çok bir karışma süreci eşlik eder. Eski tasavvurlar yeni kılık içinde yaşamaya devam ederler. Özellikle halk içinde eski tasavvurların yaşamaya devam etmesi, kolonizatör dervişlerin taşıdığı yeni dinsel inanç sistemi içinde uzlaşmalar şeklinde mümkün olur. Burada Barkam'ın klasik makalesinde işaret ettiği gibi kolonizatör dervişlerin rolleri çok önemlidir. Kolonizatör sözü bizde de hatayla kullanıldı. Fakat müellif sonra mahcup oldu, pişman oldu ve vazgeçti o şeyden. Bu vurgu nahoştur. Yani koloniler yaratmak için bir iş değildir bu. Orada diline karışılmayan halklar, dinine karışılmayan halklar o dönemin konjonktürü gereği fetih yapmazsan, fethetmezsen, almazsan o toprakları senin varlığın tehlikeye giriyor ve bu bir artık hak dava oluyor ve davetli gidiliyor pek çok yere. Bu da mühim. Efendim, Protestan din adamı Stefan Gerlach 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne bir elçilik heyetiyle gelip bu vesileyle Trakya'daki Babaeski kasabasını ziyaret ettiğinde oradaki kutsal bir yeri de görmek imkanını bulmuştu. Bu esnada Gerlach'ın dikkatini çeken husus mezarı Babaeski'de saygı gören veliye hem Hristiyanlar hem de Müslümanlarca sahip çıkılmasıydı. Hristiyanlar bu kutsal yerin Aziz Nikolaos'un mezarı olduğunu, Türkler ise burada yatan zaten çok büyük bir savaş kahramanı hem de büyük bir İslam din adamı olan Sarı Saltık olduğunu iddia ediyorlardı. Enteresan değil mi? Protestan din adamı 16. yüzyıldaki incelemeleri. Efendim, Sarı Saltık için dünyanın pek çok ülkesinde ki 13 ülkede medrese, üniversite kurmuşluğu var. 86 yerde, 87 yerde de kabri var. Burada ortaya çıkan olgu bir yerdeki dini düşünceler ve tasavvurlar bütününü çok güçlü hegemonik etkilerin bile ortadan kaldıramadığı gerçeğidir. O yüzden sözlü kültür yazılı kültürden her zaman daha tesirli oluyor insanlar üzerinde. Çünkü sözlü kültür insana ulaşıyor, direkt gidiyor. Yazıya da senin gitmen gerekiyor. Şimdi kolonize olanların ve iktida edenlerin yani dine girenlerin eski dinsel kültürleri tamamen kaybolup gitmekten çok orada egemen olan yeni dinin halk tarafından benimsenen unsurlarıyla kaynaşmakta ve bir inanç karışımı oluşturmaktadır. Böylece eski dinsel tasavvurların bir ölçüde yeni bir kılık içinde veya yeni bir cila altında özüne sadık kalarak devam etmesini sağlayan bir alışkanlık oluşmaktadır. Anlaşık demiş ama burada bir yine problem var. Yeni bir cila altında diyor. İşte al sana cila. İnovasyon bu işte. Yenilik, cilalamak, parlatmak. Palavradır inovasyon. Yalandır yani. Makyaj insanlık suçudur. Özellikle heterodoks tarikatlar ve diğer tasavvufi kurumlar, şeriattan çok irfana önem vermelerinden dolayı, İslami olmayan dinsel unsurların dönüştürülüp içselleştirildiği yerler olmuştur. Şeriattan çok irfana önem vermelerinden dolayı. Şeriat irfanla çelişir mi sorusu çıkar burada. Bu aynı zamanda halk üzerinde etkili olan veli kültlerinin doğmasının da amilidir, sebebidir. Veli kültlerinin doğmasının amili bu sebep, irfani gelenek. Böylece yerel olarak eski zamanlardaki bir azizin, ermişin, velinin herhangi bir özelliği bir dervişe geçmekte. Birkaç nesil sonra bu Hristiyan azizi İslam velisi haline gelmektedir. Yerli halk bilincinde kökeni Hristiyan azizi olarak kaldığında mezarı Hristiyanlarca ziyaret edilmeye devam eden ortak bir kült olmaktadır. Ortak kültlerin oluşması aynı zamanda ortak adet ve ritüellerin oluşmasını sağlamaktadır. Bu da Kissling'in 93 baskılı 23-25 sayfalarında olan yorumu. Bu arada bakınız Ömer Lütfi Barkan'ın 1942
Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler eserinden de alıntı var. Ömer Lütfü Barkan. Şimdi efendim devam edelim. Kisling'in belirttiği gibi genel olarak şu ileri sürülebilir tarikatlar, yüksek İslam'a nazaran bir ölçüde iptidai ve eski dinsel tasavvurlardan beslenen popüler İslam'ı temsil etmektedir. Bakınız tarikatlar iptidai ve eski dinsel tasavvurlardan beslenen popüler İslam'ı temsil etmektedir. Çünkü tarikatlar yüksek İslam kitabı, yüksek İslam kitabı esaslara dayalı sınırlarından dolayı kitlelerin geleneksel inançları ve dinsel adetlerinden kaynaklanan duygusal beklentilerini karşılamada yeterli esnekliğe sahip değildir. Özellikle heterodoks tarikatlar. Din antropolojisi bakımından ifade edilirse örgütlü birer İslami senkretizmdir. Nitekim eski dinlerin unsurlarını kolayca benimseme kabiliyeti heterodoks tarikatları yeni itida edenler için daha cazip hale getirmektedir. Evrensel dinlerin senkretik nesi bu? Bunu okuyamadım. Bu versiyonu arasındaki ayrımlaşma, evrenselleşme ve yerelleşme süreçleri olarak açıklanabilir. Bunu kitaptan okumak lazım. Bu kavramları ilk defa Aligarh bölgesindeki bir Hindistan köyü üzerinde yaptığı araştırmada Mackie Marriott kullanmıştır. 1995. Çok ilginç. Çok ilginç. O kavramsallaştırdığı süreçlerde büyük ve küçük toplulukların dikey etkileşimlerini ve ilişkilerini göstermiştir. Ona göre büyük ve küçük topluluklar büyük ve küçük gelenek ayrımına karşılık gelir. Kishan Garhi köyünün dini hayatını tarihsel derinliği içerisinde inceledikten sonra Marriott şöyle sorar. İbadet ve inancın hangi unsurları köyün Hindistan'ın büyük Sanskrit geleneğine doğru çıkarken o geleneğe yaptığı katkıyı temsil etmektedir? Ayrıca hangi unsurlar söz konusu büyük geleneğin aşağı doğru iletirken uğradığı yerel değişimleri yansıtmaktadır? Büyük ve küçük gelenekler arasındaki bu karşılıklı etkileşimin çifte sürecinin iki yönüne Marriott evrenselleşme ve yerelleşme adlarını vermiştir. Parokilizasyon, evrenselleşme ve yerelleşme. İki yönüne bu sürecin çifte sürecinin, bu karşılıklı etkileşim çifte sürecinin evrenselleşme ve yerelleşme adlarını vermiş. Bu okunması gereken bir araştırma. Evrenselleşme ve yerelleşme dinamikleri neler peki? Marriott evrenselleşme kavramını kültürel içeriklerin yukarıya doğru taşınmasını belirtmek için kullanmaktadır. Marriott'a göre Kishan Garhi köyündeki bayramlarda Sanskritleşmenin niçin öylesine uzun bir süre zarfında o kadar kısa bir mesafe kat ettiğini ve Sanskrit ayinlerinde Sanskritçe olmayan ayinlerin niçin eklendiğini anlamak için yerli veya asıl medeniyet gibi kavramlar kullanılabilir. Tanımı gereği bir yerli medeniyet kendi büyük geleneğinin evrenselleşmesi yoluyla veya kuşattığı küçük gelenekte zaten mevcut bulunan unsurları geliştirmek yoluyla doğan bir medeniyettir. Herhangi bir yerli medeniyet ayrıca kendinden önce orada var olan şeyleri eklemleme, arındırma ve sistemleştirme yeteneğine sahip olan bir medeniyettir. Basit bir şekilde evrenselleşme küçük geleneğin ritüel ve kutsal seremonilerinin büyük geleneğin kutsal olayları haline getirme gelmesi sürecidir. Bununla birlikte evrenselleşmenin bu açıklaması bizi senkretikleşmeye götürür. Senkretizm, değişik kültürel geleneklerden devşirilen çeşitli unsurları birleştirmek veya karıştırmak, bağdaştırmak anlamına gelmektedir. Bu durum esasen dini ve kültürel sistemlerin temas kurduklarını diğer geleneklerden aldıkları unsurları özümserken zamanın akışı içerisinde kaydettikleri genel bir dönüşüm özelliğidir. Senkretizm iki yönde işler, çevreden egemen olan dinsel geleneğe doğru yukarı yönde ve egemensel gelenekten çevreye doğru aşağı yönde. Bakın çok önemli bir paragraf. Evet. Senkretizm iki yönde işler. Çevreden egemen olan dinsel geleneğe doğru yukarı yönde, egemen gelenekten çevreye doğru aşağı yönde. Nitekim Marriott, merkez kültürel unsurların çevreye doğru intikali sırasında geçirdiği dönüşümü ifade etmek için yerelleşme kavramını önermektedir. Marriott'a göre yerelleşme süreci kendi dinsel vokabülerine çevrilme, terimi bilmiyorum, bakmam lazım. Kendi dinsel
öğretilerine diyelim, uygulamalarına diyelim, anlaşabilme, çevrilme ve anlaşılabilme uzamı üzerinde bir sınırlılık, eğitimle kazanılan biçimden yoksunluk ve daha sistematik ve daha az düşünce ürünü olan boyutlara indirgenme sürecidir. Yer Yayınları 1995 sayfa 47. Efendim, çünkü halk kültürünün eğitim görmemiş ve okur yazar olmayan doğası. Bakın, halk kültürünün eğitimsiz ve okur yazar olmayan doğası ya da okumayı sevmeyen, okuma yazmayı öğrense de sevmiyor, okumuyor. Yüksek kültürdeki unsurların halk kültürüne doğru dolaysız intikalini ve yayılışını engeller. Ben ne kadar yazarsan yaz, engelliyor. Doğru ve dolaysız intikalini, yayılışını engelliyor. Ne kadar acı, değil mi? Yüksek kültürün ve elitlerin düşünceleri kitlelere doğru süzülerek intikal ederken asli anlamları da sulandırılmış ve değişikliklere uğratılmış olmaktadır. İşte bu büyük problem. Bakın, yüksek kültürün ve elitlerin düşünceleri kitlelere doğru süzülerek intikal ederken dolaylı, asli anlamlarını da sulandırılmış ve değişikliğe uğramış olmaktadır. Yani kulaktan kulağa oyunu gibi, pırasa diyorsun, ıspanak diyor bit sonunda. Efendim, kısaca halk kültürünün unsurları sürekli olarak evrenselleşme süreciyle yüksek kültüre dahil edilirken, yüksek kültürlerin unsurları da halk düzenine yerelleşme süreciyle süzülerek intikal etmektedir. Lakin yerelleşme sürecinde yüksek kültürel unsurlar halk kültüründe uyarlanmak amacıyla görüşme, değişme ve burada bırakacağım mecburen. İslam'ın kategorizasyonu. Demek ki bu çevirileri de doğru kontrolsüz yapmamak lazım. Özür diliyorum. Eyvallah. İslam'ın kategorizasyonu. Yerel uygulama. İslam adına karşımıza tarihsel, coğrafi ve kültürel dinamiklerden beslenen farklı çeşitli, hatta birbirine karşı dışa vurumları çıkarır. Öyle ki tek bir toplulukta bile birden fazla Müslüman bakış açısı ortaya çıkabilir. Ve bunlar İslami gerçeklik tanımlamasına birbiriyle iktidar mücadelesi içerisine dahi girebilirler. Bu da Al-Azmeh'in 2003 eseri. 2003'te basılan kitabından alıntı. Sayfa 4. İşte bu problem maalesef. İktidar mücadelesine dönüyor iş. Din antropolojisi temelde bağlamsal bir disiplindir. Buna göre İslam'ı özgücülükten uzak bağlamsal bir yaklaşımla ele alınca ortaya çıkan görüntüyü tanımlamak için kullanılabilecek en uygun kavram senkretizmdir. Senkretizm, farklı inanç sistemlerinin etkileşime girerek karışması ve sonucuna yeni inanç öğelerinin ya da örüntülerin ortaya çıkması olarak tanımlanabilir. Bu da Atay'ın eseri 2004, sayfa 32. Şimdi buradan diğer başlıklara geçelim. Evrenselleşme ve yerelleşme dinamikleri. Marriott, evrenselleşme kavramını kültürel içeriklerin yukarıya doğru taşınmasını belirtmek için kullanmaktadır. Marriott'a göre Kishangarhi köyündeki bayramlarda Sanskritleşmenin niçin öylesine uzun bir süre zarfında o kadar kısa bir mesafe kat ettiğini ve Sanskrit ayinlerinin Sanskritçe olmayan ayinlerin için eklendiğini anlatmak için yerli ve asıl medeniyet gibi kavramlar kullanılabilir demiş. Tanımı gereği bir yerli medeniyet kendi büyük geleneğinin evrenselleşmesi yoluyla veya kuşattığı küçük gelenekte zaten mevcut bulunan unsurları geliştirmek yoluyla doğan bir medeniyettir. Herhangi bir yerli medeniyet ayrıca kendinden önce orada var olan şeyleri eklemleme, arındırma ve sistemleştirme yeteneğine sahip olan bir medeniyettir. Basit bir şekilde evrenselleşme, küçük geleneğin ritüel ve kutsal seremonilerinin büyük geleneğin kutsal olayları haline gelmesi sürecidir. Bakınız, basit bir şekilde evrenselleşme, küçük geleneğin ritüel ve kutsal seremonilerinin büyük geleneğin kutsal olayları haline gelmesi, evrilmesi, uyarlanması sürecidir. Devam edelim. Şimdi evrenselleşme, yerelleşme dinamikleri. Bunu da geçelim. İslami fundamentalizme göre. Eyvallah. Şimdi Türk Devleti'nin çöküşünden sonra Türk-Oğuz soyları arasında kesin bir biçimde etnik kıyada olarak kullanmaya başlanmakla beraber henüz Oğuz soyundan olmayan oluşumlar için kullanılmamaktadır. Yalnız Karahanlılar kendilerini bu adla ifade etmişlerdir. Bakalım hemen paragrafın başına.
Milliyetçi tarih yazımı Türk adının ilk olarak Orta Asya'daki bütün Türk asılları kapsayan bir içerikle kök Türk devleti çağında ortaya çıktığını, bundan sonra bir etnik bütünlüğü anlatır biçimde bugüne dek geldiğini savunmaktadır. Oysa kök Türk çağında Türk'ün böyle bir etnik bütünlüğü anlatmak şöyle dursun. Bir etnik grubu bile ifade ettiği konusunda şüpheler vardır. Nitekim bütün Orta Çağ boyunca Orta Asya steplerindeki boylar arasında büyük bir rekabet vardır ve her boyun etnik bilinci kendi varlığıyla sınırlıdır. Belirli adlar altında derlenişler ve çözülüşler etkinliğin bugün de olduğu gibi bağlamsal bir olgu olduğunu kanıtlar demiş. Asla Türklük başlığı altında bir derleniş söz konusu olmamıştır. Zira bu çağ böyle bir üst kimliği bağlamlaştırmanın yaratacak olanakları taşımamaktadır. İlginç bir iddia. Acaba. Bunun karşı tezleri de var tabii. Ancak Köklük Devleti'nin çöküşünden sonra diyor, Oğuz soyları arasında oldu diyor. Geç Orta Çağ'ın Orta Asya halklarından kendini Türk olarak adlandırma bakımından içinden çıkması güç bir belirsizlik bulunduğu söylenebilir. Ancak kesin olan Türk asıllı olmayan mücavir halkların erken devirlerden itibaren Orta Asya'da yaşayan ve birbirlerine kültürel ve dilsel olarak benzeyen halkların tümüne Türk adını verdikleridir. Arap, Fars, Bizans, Ermeni ve Çin kaynaklarının Türk adını kullanmaları İsa'dan sonra 6. yüzyıldan itibaren başlamaktadır. Tabii bu iddia da artık çürüdü. Yeni bulgular fazlasını söylüyor. Bundan önce Orta Asya steplerinde Orta Doğu'ya ve Avrupa'ya akım eden halkların ortak adı Hun idi. Açıktır ki Orta Asya'da Türk adını kullanan bir siyasal oluşum ortaya çıkıp Orta Doğu'daki siyasal yapılarla temasa geçtikten sonra bu ad Hun genel adlandırmasının yerini almış ve yerleşmiştir. Devam edelim. Buna mukabil asırlarca kendilerine Türk denilen siyasal oluşumların kendilerini genellikle farklı adlandırdıklarını görebiliyoruz. Anadolu Selçukları kendilerini Rum Selçukları diyorlardı. Osmanlılar da kendilerini Türk dışında adlandırmayı tercih ediyorlardı. Erken Osmanlı tarihinin en önemli eseri olarak bilinen Aşık Paşazade'nin Tevarih-i Âli Osmanlı'nda Türk adına sıklıkla rastlanmakla beraber bu atıfların hep gayrimüslimlerce kullanıldığı gibi nakledildiğine dikkat edilmelidir. Yoksa Osmanlı için Türk'ün tekabül ettiği anlam, cahillikle, göçebelikle, başıbozuklukla özdeştir. De Donson, 18. yüzyılda yayınladığı Tabuve-i Genel'de Osmanlı için Türk kelimesinin sadece Türkistan'da ve Horasan çöllerinde yaşayan durgun ve başıboş insanları kastettiğini, İmparatorluk halkının ise ayrımsız Osmanlı adıyla çağrıldığını ve Osmanlı Avrupalıların kendilerine neden ısrarla Türk dediklerini bir türlü anlamadıklarını, ilginç. Bu kelime kabalık, cahillik ifade ettiğinden hakaret sayıldığını ve bu yüzden imparatorluktaki yabancıların kimseye Türk diye hitap etmediğini yazmaktadır. Timur, 1994, sayfa 99. Osmanlılar için başıbozuk ve cahil Türk tanımlamasına karşı Rumi bir kültürel elit ve yöneten sınıfı temsil eden nitelikleri haiz, tercih edilen bir kimlik tanımı idi. Farklı bir Osmanlı kimliği, Rumilik. Bernard Lewis, Orta Doğu'da çok kültürlülük üstüne yazdığı bir kitabında Osmanlı Türkleri deyiminin ötesine geçip Rumi adını hatırlatarak Osmanlı'yı farklı bir kimlikle tanımlar. Osmanlıların resmi dili genellikle Türkçe olarak açıklanır ancak halk kendilerini Türk dememiştir. Ülkelerini de Türkiye olarak görmemiştir. Türk ve Türkiye sözlükleri Avrupa'da en azından 32. ana demekle 3. yüzyıldan beri kullanılagelmiştir ama Türkiye'de Türkler tarafından kullanılmamıştır. İlginç. Onların yerine yönettikleri ülkelere din terimleriyle Memaliki İslam, hanedan terimleriyle Ali Osman ya da daha kesin bölgesel bir tanım gerektiğinde imparatorlukta varislerinden aldıkları miras bir adla memleketi Rum demişlermiş. 98 baskısı 11. sayfa. Şimdi buna geçelim. Türk adını bir kenara. Eyvallah. Bu da tabii ki okunması gereken bir bölüm. Devam edelim. Hani İnalcık'tan bir atıf var burada, alıntı var, ona bir bakalım. Osmanlı toplumu İstanbul'un fethinden itibaren kozmopolit bir bünyeye bürünmüştür. Orta ve Doğu Avrupa'dan, Batı Akdeniz'den, Kafkasya'dan gelen veya sürülen insanlar Osmanlı toplumuna katılarak bu eğilimi beslemiştir. Bu süreçte Osmanlı toplumunda bir kısım Müslüman ve Hristiyanlar arasında
evlenmelerden bir yeni halk tipi ve Ahriyan ortaya çıkmıştır. Ne bu? Miboçoru Horobar Haroi ne demek bilemedim. Osmanlı makamları Müslüman adını taşıyıp da Müslümanlığın gereklerini yerine getirmeyen mutedileri resmi sayımlarda Ahriyan adı altında topluyordu. Bunun yanında Hristiyan olduğunu saklayan büyük bir kitle de vardı. Fakat İslam'ın inananın yaşamını tüm boyutlarıyla kuşatan ve belli hükümlere tabi kılan bir din olması muhtedileri güçlü bir kültürleşmeye zorlamış, kültürleşmeye ve senkretizasyona zorlamıştır. Müslüman olan gayrimüslimler zamanla tedrici olarak Osmanlı İslam toplumunun bütünlüklü bir üyesi olmaya doğru evrildiler. Balkanlarda Müslüman olmak, Türk olmak anlamına gelmektedir. Evet, bu önemli. Dinin ne diyorlar? Türk diyor. Gerçekte Osmanlı emperyal kültürü ve İslam bir Osmanlı kimliği doğurmuştur. Bu da İnalcık Hoca'nın 2002 baskılı eserinden sayfa 80. Bununla beraber Osmanlı kozmopolitizminin yarattığı kimlik bir kültürel alaşıma gönderme yapılarak anlaşılmak zorundadır. Devam edelim. Eyvallah. Şimdi diğer başlıklara bakalım. Sonra devam ederiz okumaya. Türk Müslümanlığı. Bu ilginç bir başlık. Bunu okuyup bırakalım. Benim Nurullah Bey diye bir arkadaş iş arıyorum diye mesaj atmış. Allah yar ve yardımcısı olsun. Maalesef pek çoğumuz memlekette iş arıyoruz. Efendim Türk Müslümanlığı geçmişinde durmadan yer değiştiren çok çeşitli dinlere ve kültür çevrelerine girip çıkmış ve bunların hepsinden bir takım etkiler almış bulunan Türkler arasında İslam'ın kabulünden sonra Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan bir coğrafyada tarihsel süreç içinde İslam'ın hayata geçerken aldığı özgün bir görünümü temsil eder. Görünümünü temsil eder. İslam Arap Yarımadası'ndan çıkarak yayıldığı yerlerde değişik kültürlerle temas ettikten sonra bu kültürlerin içinden gelip İslam'a dahil olan muhtelif toplumların sosyoekonomik yapılarına uygun yorum ve uygulamalara konu olmuştur. İslam'ın temel ilkelerinin yorumunda ve hayata geçirilişinde esas itibariyle bir takım farklarla beraber her İslam toplumu kendi kültürel özelliklerine göre bir İslami yaşayış tarzı, başka deyişle bir İslami kültür geliştirmiştir. Vahyin zaman ve mekan içerisinde hayata geçerken kültürleşen biçimleri birer Müslümanlık oluşturur. Bu bağlamda sosyal antropoloji kategoriler olarak coğrafi mekan temelinde bir Kuzey Afrika Müslümanlığı veya bir Orta Doğu Müslümanlığından, kültürel temelde de bir Arap veya Türk Müslümanlığından söz edilebilir. Ocak 1999 sayfa 36. Buna göre İslam herhangi bir yerel mekanda İslam'ın anlamını üreten yapısal ilişkilere biçim veren bir kültür sisteminin kendine özgü mantığını ifadesinden başka bir şey değildir. Toplumsal pratik, İslam adına karşımıza tarihsel, coğrafi ve kültürel dinamiklerden beslenen farklı, çeşitli hatta birbirlerine karşıt şavurumlar çıkarır. Efendim bu yaklaşıma göre Türklerin İslam'ı kabule başladıkları 900'lü yıllardan bugüne kadar gelen bir zaman ve Orta Asya'dan Balkanlara uzanan çok geniş bir mekan içerisinde vesaire ilk tarzının bulunduğunu kabul edebiliriz. Bu Müslümanlık tarzı başlangıcından itibaren Sünni, Ortodoks, İslam ve gayri Sünni, heterodoks, İslam olmak üzere paralel iki gelişme seyri izlemiştir. Birincisi başlangıcından beri hep devletin ve yerleşik çoğunluğun din anlayışı olarak, ikincisi ise göçebe veya kırsal kesimi inanç biçimi olarak gelişmiştir. Birincisi İslami kitabı esaslarına sadık ve şehirli bir karakter ortaya koyarken, ikincisi İslam öncesi eski inançların ve geleneklerin etkisi altında senkretik bir karakter ortaya koymuştur. Burada bırakalım. Şuradan itibaren devam ederiz kısmında. Bu okuduğum ve işaretlediğim metni şeyde paylaşıyorum şimdi. Kaydettim. Kapatalım. Efendim inşallah yine bir kayıtta yine görüşürüz. Paylaşımı durduralım. Kitaptan öğrenin efendim. Hepimiz öyle yapalım. Ben de öyle yapıyorum. Siz de öyle yapınız. Kitaptan öğrenelim. Cahilden değil, tartışmalardan değil. Övgüyle, sövgüyle değil. Kitaplarda da tezler, antitezler var elbet. Kitapta bilgi var zannedilir, yoktur. Kitapta malumat vardır. Bilginin adresi vardır, tarifi vardır, iddiası vardır. İspatı başka bir şeydir. Her kitap her şeyi ispat etmez. Tamamen doğru kabul edilmek zorunda da değildir. Kitap okumanın da bir vicdanı, edebi, adabı ve namusu vardır elbette. Altların çizilmesi, not alınması,
oradaki alıntıların tetkik edilmesi, karşı iddiaların tespit edilmesi ve üzerine yeni bir bilginin var olup olmadığı. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hürmetle.